Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir şeyler denemek istedim. Telefonumu web kamera olarak kullanıyorum şu anda. Bu videonun başından sonuna kadar bütün görüntüleri telefonla çekeceğim. Bakalım telefonla içerik üretebiliyor muyuz? Nasıl sonuçlar alıyoruz? Birlikte görelim. Kullandığım telefon Samsung M11 modeli. 1.8 diyafram açıklığı var. 13 megapiksel arka ana kamera var. Arka ana kamera ile çekim yapıyorum. Telefonu web kameraya nasıl çevirebileceğinizi, Android sistemi nasıl webcam olarak kullanabileceğinizi, sizlere göstereceğim. Ondan sonra OBS stüdyoya geçeceğiz. Burada bir gerekli ayarlamaları yapacağız. Belki Adobe Premiere'de de küçük bir ayarlamalar yapabiliriz. Videonun başındaki ve sonundaki görüntüleri kurgulanmış. En son hali olarak düşünebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman A'dan Z'ye bu iş nasıl yapılıyor sizlere göstereyim. Başlayalım. Evet şu an telefonumu bilgisayardan kontrol edebiliyorum. İlk yapmanız gereken Play Store'dan uygulamamızı indirmek. Hemen yazıyorum. Airyoon. Aratalım bakalım ne çıkacak. Evet. Airyoon. 4K, Webcam, PC and Mac. Hemen yükleyelim. Program ve uygulama linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Genelde link kısaltma kullanarak gerekli olan her şeyi dosya olarak ya da link olarak atıyorum. Hemen uygulamamızı açıyorum. Evet gördüğünüz üzere görüntü geldi. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Şunu aşağı indirmem gerekiyor. Bunu da aşağı indirmem gerekiyor. Böylece OBS Studio'da bir sahne oluşturmuş olduk. Evet. Aynı şekilde Iridium.com adresinden Webcam for Windows. Bu uygulamayı da bilgisayarımıza PC'ye indirdiğimiz zaman işlem tamam. Hemen kayda başlayabilirsiniz. İki uygulamanın linkini de açıklama kısmına atarım. Şöyle bir uygulamamızı açalım. Sol tarafta gördüğünüz üzere video format var. Buradan çözünürlük ayarlaması yapabiliyorsunuz. Yalnız telefon o kadar iyi olmadığı için yaklaşık 2000 liralık telefon. Arka taraflara baktığınız zaman karıncalanma görebilirsiniz. Bunları kurguda düzelteceğim büyük ihtimalle. Bu ışık yetersizliğinden oluyor. Ortamdaki ışığın yetersizliği değil aslında. Yani kamera sensörünün küçük olması ve ışığı fazla alamaması kaynaklı sıkıntı diyebilirim. Bir kamerada sensör ne kadar büyük olursa ışığı o kadar çok alacaktır. Önce karıncalanma yaşamazsınız. Tabi ISO ayarları, shutter ayarları, e, gerekli ayarları yapamadığım için de biraz sıkıntılı. Ama OBS Studio dahil Skype konuşmalarında çeşitli uygulamalarda bu şekilde telefonumuzu kullanabiliriz. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle arka plan kaldırmayı göstereceğim sizlere. Green Screen kullanmadan direkt programsor olarak nasıl yapabiliriz? Plugin olarak, program olarak bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi OBS Studio'ya geçelim ve OBS Studio'da neler yapabiliyoruz bir bakalım. Evet şu an OBS Studio'dayız. Aslında benim için işler baya karışık. Şöyle geçiş yaparsam webcam ve masa üstüne. OBS Studio sol taraftaki ekranın kaydını alıyor. Sağ taraftaki ekranda farklı bir program kullanıyorum. O da Streamlabs. Ayrıca bir ses kaydı alıyorum. Adation'da. Sonra bunların hepsini birleştirmem ve senkronize etmem gerekecek. Aslında basit bir video gibi gözüküyor. Ama kurgu açısından biraz uğraştırabilir. Şöyle tam ekrana gelelim ilk önce. Video yakalama aygıtı olarak webcam'imizi OBS Studio'da e gösterebiliyoruz. Bu arada e, tekrardan göstermeme gerek var mı? Olayı anladınız herhalde. İlk önce PC'ye bir yazılım kuruyoruz. Ve daha sonra telefona yazılım kuruyoruz. Ve her şey tamam. Şunu da belirteyim sizlere. Kablosuz iletişim kuruyor program. Telefona kablo takayım. Webcam olarak kullanayım diye düşünmeyin. Wi-Fi üzerinden iletişimini kuruyor. Bu sizin için bayağı bir avantaj. Eee kamerayı da test ettim. Hemen göstereyim sizlere. Iridium webcam olarak görüyor. Benim kamera 30 fps'te. Piksel olarak 8.29 demiş. Webcam çözünürlüğü normal 4K olarak görmüş ama büyük ihtimalle programsal bunu 4K'ya çekiyor. Bit hızına baktığımız zaman 109 MB bayağı muhteşem bir hız. Bu da kaliteyi etkileyecektir. Tabii daha iyi bir telefonunuz varsa çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben sadece bu işin yapılabileceğini göstermek istedim. Bence gayet başarılı. Tabi bunu kurguda biraz top parlayacağız. Video yakalama aygıtına giriyorum ilk önce. Gördüğünüz üzere aygıt iRun Webcam bu seçili. Çözünürlük 1920x1080, tuvalim de 1920x1080 bu arada. En yüksek çözünürlük dedim. Pozlama U2, Rekord 709 renk aralığını seçtim. Başka bir ayar yapmadım. Aslında sağda veya solda göstermem hiç fark etmeyecek çünkü iki ekranın kaydını da alıyorum. Burada filtrelere gelelim. Filtrelerde keskinleştirme attım. 0.50. Renk düzeltmeye biraz müdahaleler yaptım. Şimdi renk düzeltmeyi kapatıyorum. Gördüğünüz üzere kameradan aldığım görüntü bu. Ve de renk düzeltmeyi açıyorum şimdi bu şekilde. Burada yaptığım şey çok az gamayı kıstım. Karşıtlığı çok az kıstım. Biraz parlaklığı kıstım. Renk doygunluğunu çok az arttırdım. Ton kayması 0.50 yaptım. Opaklığa dokunmuyorum. Bu şekilde bir renk oluşturdum. Bir görünüm oluşturdum. Webcam masa üstüne gelelim. Telefon özelliklerine geldiği zaman görüyorsunuz 1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kamera var. İkinci kamera geniş açı 5 megapiksel. Üçüncü kamera derinlik kamerası 2 megapiksel. Aslında benim işimi görüyor. Gördüğünüz üzere ekran yakalamayı koydum. Video yakalamayı koydum. Böylece ikinci bir sahne oluşturdum. Şimdi burada farklı bir şey deneyelim. Biraz büyütüyorum bunu. Video yakalama aygıtı ve filtrelere geliyorum. Filtrelerde Nvidia'ya arka plan kaldırmayı açıyor. Şuradan da şimdi şöyle koyduk mu? Böyle bir görüntü elde ettik. Biraz daha sağa çekmem gerekiyor. Biraz el hareketi yapalım. Şu an arka planı kaldırdım. Üçüncü bir sahne hazırlamıştım. İlk yaptığım çalışmalardan bir intro yapmıştım bayağı uzun zaman önce. Oraya bakalım. gayet başarılı gibi duruyor değil mi? Arka plan kaldırma. Bir sonraki videoda çekeceğim büyük ihtimalle. Bu videoyu çekmek bana biraz daha kolay geldi. 11 adet program göstereceğim sizlere. Plugin göstereceğim. Webcam uygulamaları var. Burada programla arka planı kaldırmayı detaylı olarak göreceğiz. Gördüğünüz üzere birçok şey için çok para vermenize gerek yok. İş görür sonuçlar alırsınız. Olay aslında yetenekte bitiyor. Şöyle bir tam ekrana geçtikten sonra yine efekt filtrelere gelip şu Nvidia'yı kapatayım. Şu an tema ekran kayıt alıyorum. Bu arada bu kayıtları birleştireceğim, senkronize edeceğim. Bayağı zor iş. 2000 liralık bir telefonla aldığımız sonuç bu. Peki 2000 liralık bir telefonu bağladım. Aynı sonucu ben olabilir miyim diyorsanız büyük ihtimal alamazsınız. Çünkü ışıklarınızın iyi olması gerekiyor. 2 adet softbox kullanıyorum. Bir önceki videoda incelemesini çektiğimiz 5500 Kelvin uzaktan kumandalı ampillerimizi kullanıyorum. Kumandaları burada. Bunun dışında ses olayı var tabii ki. Ses olayının ve ışıklarınızın iyi olması gerekiyor. Kamera 3. sırada. Bunun maliyeti ne kadar olur? Bu sopaks ve ışıkları toplam 2500 liraya mal ettim 2 adet. Mikrofon derseniz bu biraz pahalı bir mikrofon. Arkada bir tane vardı öyle uzanabilirsem evet mesela Trommax mikrofon bunu kullanabilirsiniz. E olmadı Boya M1 kullanabilirsiniz. Seçenekler mevcut. Mikrofon olayına da 1000 lira desek etti de 3500 lira. Telefon zaten vardır ya da alsanız bile yani anlayacağınız 5000 liraya bu işi halledersiniz. O zaman ne yapıyoruz? Webcam ve, ve masa üstünü seçmemiz gerekiyor. Seçtim. Şu sağdan soldan biraz küçültmek istiyorum. Şöyle olabilir. Biraz da yukarıdan alalım. Biraz sağ tarafı açalım. Şimdi bu görüntüyü de biraz büyütelim. Evet böyle bir sonuç aldık. Buradan bir sekans oluşturacağım. Şöyle yapalım. 3840'a 2160 sekans oluşturuyorum. Buna videoyu atıyorum. Scale Frame Size diyorum ve boyutu tam ekran yaptım. Bu videonun ilk bölümü daha kurgusu yapılmadı. Şimdi renkler hazırlamıştım. Lumetri Color'da hiç uğraşmayalım. Direkt hazır renki atıyorum. Şimdi olayı anladınız herhalde. Normalde 1080p görüntü. Bunu 4K'ya çektim. %100 keskinlik attım. Biraz renk ayarlamaları yaptım. Biraz buna blur atmamız gerekiyor. Fast blur. Hmm, buna da yaklaşık 0.2 diyelim. Şöyle bir bakalım. Tam ekran yaparsak. Evet. Biraz toparlamışız gibi. Lumetri Color'da biraz ayar yaptık. Yalnız buna The Noise atmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Tam ekranda çıkan sonuç bu şekilde. Bakalım. Bayağı kurguda işimiz var. Nasıl sonuçlar çıkartacağız? Birlikte görürüz. İdare eder mi? siz karar verin. Telefonla bu kadar iş yapabiliyoruz. Nasıl olsa iki ekranı da ayrı ayrı kaydediyorum. Rahat çalışabilirim o zaman. Şu webcam'ı tam ekran yapalım. Hmm, evet şu an tam ekrandayız. Sola mı bakayım? Sağa mı bakayım? Size göre sol, bana göre sağ. En iyisi kameraya bakayım. Mantığı anladınız herhalde. Olay ışıkta bitiyor. Ses de bitiyor. En son da kamera. Telefonla da güzel işler çıkartılabilir. Tabii kimin minyalı telefonla bu kadar oluyor. Aslında Elgato Facecam 1080p 60 kayıt alabiliyor. Bu kullanılabilir. Bunun ötesi DJI'ın birinci versiyon kameraları var. Aksiyon kameraları. Bunlar 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. Belki bunlar kullanılabilir ama DJI'ın alt modellerinde renk olayı biraz sıkıntılı. Seçenek çok. Olayın mantığı şu. Her zaman çözümler bulabilirsiniz. Ve bu çözümlerle iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunun için tabii ki heyecan olacak, istek olacak. Bunlar önemli. Ekipmana takılı kalmayın. O yok, bu yok, şu yok. Eldekiyle de güzel sonuçlar alınabilir. Yeter ki yetenek olsun, hayal gücü olsun ve çaba olsun. Çaba derken bu iş gerçekten böyle sabah 5'te başlıyorsunuz. Gece 12-1'e kadar süren bir iş gibi düşünebilirsiniz. Sürekli araştıracaksınız, yeni şeyler öğreneceksiniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ekipmanı bir şekilde dediğim gibi halledebilirsiniz. Şu an bu çekimin tamamını Samsung M11 telefonla yaptım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı unutmuyoruz. Like'lar ve yorumlar etkileşimi artırır ve kanalın büyümesine videoların daha çok izlenmesine sebep olur. Bu yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.